Burada tarihi kalıntıların bulunduğu bir mahal var. Bunu da gösterelim. Amaç ne? Sit alanı diyoruz. Tarihi doku aynen korunuyor. Zincirli Camii'nde vaaz var. Canlı vaaz mı yoksa merkezi sistemden mi? Kocatepe'den mi yapılıyor bilemiyoruz. Vaaz sesi geliyor. Bizim toplantılarımız ya Zincirli Camii'nde yapılırdı ya Hacı Bayram Camii'nde yapılırdı. Genelde öğle öncesi yapıldığı için cemaatin namazına bir engeli yoktu. Diyelim saat 10'da başlar, 12'de toplantı biterdi. Altındağ Müftülüğü genelde burada toplantılarını yapıyordu. Ulutaş Sokağı, Hacı Bayram Mahallesi altında. Buradan bir camiye giriş var. İstiğfar etmek vardır. Hataları terk etmek vardır. Tevbeden bahsediyor hocamız. Hatalardan işte dönmekten bahsediyor. Üç tane güzel örneğini söyledim sizlere. Akşam Miraç gecesi olduğu için ondan bahsediyor. Burada bir şadırvan var. Bu zaman girmiştir. Efendim, Subhaneke Allahümme tehiyyatü Allahümme salli ve barik müjdelerle beraberdir. Ama asıl bizde burada abdest alan kardeşlerimiz var. Beraber paylaşmış olduk. Yani müminin miracı 3-5 dakika vaazı size dinletmiş olayım. Ondan sonra Allah'ın rahmetini ve mağfiretinin çok geniş olduğunu anlatılıyor. Size düşen sadece ibadetlerimizde samimi olmak ve devamlı olmaktır. Az da olsa sürekli olan devamlı olan Peygamberimizin bir hadisini anlatıyor. Edbe muha ve inkalle. Yani az da olsa ibadetin devamlı olanı önemlidir. Biz abdest almayı kitaplarda değil, ondan sonra bu büyüklerimizden bakarak öğrendik. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz camilere karşı değiliz. Camiler olsun. Ezan-ı Muhammed'i Allah camilerimizin cemaatini eksik eylemesin kardeşlerim. Beraber bu Miraç'tan müjdelenen kişilerden olmayı bize nasip eylesin inşallah. Günahlarımızda ısrar etmeyi değil, günah işlediğimiz zaman hemen tövbe edenlerden eylesin. Soğuk bir suyu var, o su imanımızın şahidi olacak bu soğuk sular. İşte onun için o günah deryasından kurtulabilmemiz için tevbe etmemiz lazım kardeşlerim. Allah bize gerçek anlamda tevbe etmeyi nasip eylesin. Salih kullarından eylesin inşallah Teala. Şimdi ezan-ı Muhammed'i başımızın dörtte birini meshedebildiğimiz gibi tamamını da kaplamak nasıl yapabiliriz? Sohbetimizin başında Kur'an okuyoruz, ardından sonra da dua ediyoruz. Cenab-ı Hak okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i kabul eylesin. Amin. Şimdi yapacak olduğumuz ve yapmış olduğumuz duaları da kabul eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, senin rızanı kazanmak için okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifi, İhlas-ı Şerifeleri, kabulleri en güzeliyle makbul eyle Allah'ım. Amin, amin. Buralardan hazır olan sevabı, alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek ruhi saadetleri. Hocam bizi cezbetti, burada namazı kılacağız inşallah öğle namazını. Ve dualarımızdan haberdar, hissedar eyle ya Rabbi. Yine hazır olanı sevabı, bütün peygamberani izamların, sahabelerin, tabiilerin, esbe-u tabiilerin, alimlerin, salihlerin, şehitlerin, vefat etmiş hafız-ı kelamların üzerlerimizde emekleri bulunup da irtihal-i dar-u bekaya ile yerleri de ruhlarına hediyeledik. Ruhlarını meclisimizden ve dualarımızdan haberdar, hissedar eyle ya Rab. Yine has olan sevabı, Kur'an-ı Kerim okuyanlarının, dinleyenlerinin, şu anda cani gönülden dualarımıza amin diyen kardeşlerimizi ahirete irtihal eden, başta anne ve babalarımız olmak üzere, bütün geçmişlerimizin ve geçmişlerimizin ruhlarını bayanlar da namaza giriyorlar. Ve dualarımızdan içeride hocamız canlı dua ediyorsa onu da göstereceğiz inşallah. Bu camimiz
1687 tarihinde dönemin Şeyhülislam'ı Mehmet Emin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yaptıranın ruhuna, çalışanlarının ruhuna bu camimizden, bu camimizde o tarihten bu tarihe kadar İmam Hatip olarak görev yapmış, vefat etmiş, müezzin olarak görev yapmış, vefat etmiş, hizmetçi olarak görev yapmış, vefat etmiş, ömründe bir kere dahi olsa bu camimizde cemaat olup da vefat etmiş olan bütün kardeşlerimizi de ruhlarına hediyeledik. Ruhlarını meclisimizden ve dualarımızdan haberdar, hissedar eyle ya Rab. Ya Rab dualarımızı kabul eyle. Bize dua edenlerin duasını kabul eyle. Bizden dua bekleyenlerin duasını kabul eyle. Ya Rabbi bizlere ölmeden önce tevbe etmeyi nasip eyle. Ölüm anında şehadeti nasip eyle. Ahiretinde cennetini nasip eyle. Cennetinde cemalini gören kulların zümresine bizleri de ilhak eyle ya Rab. Ya Rabbi hakkımızda hayırlı olanların gönlümüze razı eyle. Gönlümüzden geçirmiş olduğumuz bütün güzellikleri de hakkımızda hayırlı eyle. Ya Rabbi şeytanın şerrinden, vesvesesinden, livasından, şeytanlaşmış insanların şerrinden sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi kazalardan, belalardan, afatlardan, musibetlerden, amansız hastalıklardan sen bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi hastane köşelerinde yatıp, evlerinde yatıp, şifası sende olan kardeşlerimize Şafi ismiyle şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli olan kardeşlerimize dermanlar ihsan eyle ya Rabbi. Borçlu olan kardeşlerimize helalinden ödeme kolaylığı nasip eyle ya Rabbi. Bir beklenti içinde olan kardeşlerimizin beklentilerini kendilerine nasip eyle. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Kıymetli cemaat, lütfen saflara ve saflara doğru sıkıştıralım. Yukarıya da çıkabilirsiniz kardeşlerim. Yukarıda da hem hanım kardeşlerimiz için hem de beyefendi kardeşlerimiz için yerimiz vardır. Yukarıya da çıkabiliriz. Ayakkabılık yukarıda yoktur. Özellikle hanım kardeşlerimden istirham ediyorum. Ayakkabılarınızı aşağıya koyun. Yukarıda halının üzerine veya cam kenarına koymayın. Allah rızası için. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفضيلة والدرجة الرفيعة وبعصم مكان الله من الله يعلى قلت له الشرف يوم القيامة إنك لا تظلمني عبد الحمد لله أنكر عطنا زنجبل جامي الله كويس